Merhaba. Halil Cibran yazdığı kitapları, şiirleri ve derin düşündürücü sözleriyle insanları düşünmeye ve hissetmeye yönlendiren bir yazar ve şair. Ayrıca yaşama dair özgün ve derin anlamlar içeren eserleri olan bir şair. Bir gün güzellik ve çirkinlik bir deniz kıyısında karşılaşırlar. Ve dediler, hadi denize girelim. Ve giysilerini çıkarıp sularda yüzdüler. Bir süre sonra çirkinlik kıyıya dönüp güzelliğin giysilerine büründü ve yoluna gitti. Ve güzellik denizden çıktı ve kendi giysilerini bulamadı. Ama çıplak olmak da utandırıyordu onu. Çaresiz çirkinliğin giysilerine büründü ve yoluna devam etti güzellik. O gün bugündür erkekler ve kadınlar onları birbirlerine karıştırırlar. Ancak içlerinden güzelliğin yüzünü önceden görmüş kimileri vardır ki, giysilerine bakmadan tanırlar onu. Ve yine çirkinliğin yüzünü bilen kimseleri vardır ki, onu giysilerinden gizleyemez. Güzellik ve çirkinlik kavramı sadece dış görünüşle de ilgili değildir. Gerçek güzellik, içsel bir durumdan kaynaklanır ve insanın ruhunda, karakterinde yansır. Bu nedenle bir kişinin dış görünüşü ne kadar çekici olursa olsun, eğer iç dünyası çirkinse gerçek bir güzellikten bahsedilemez. Güzellik ve çirkinlik kavramları toplumsal normlar tarafından belirlenir. Herkesin kendi iç dünyasına göre de herkes farklı algılar. Bu nedenle bir kişi diğerine çirkin ya da güzel diyemez. Çünkü herkesin kendi bakış açısı ve değer yargıları vardır. Bir Afrika atasözüne göre dekor gerçeği yansıtmaz. Gerçeğin de dekora ihtiyacı yoktur. Bu nedenle gözle değil, gönülle bakmak gerekir. Çirkinlik gücün arkasına saklandığı bir durumdur. Bazen adaletin arkasına, bazen de inançların arkasına saklanır. Ön planda olan güzellik elbisesi çıkarıldığında ise arkaya çirkinlik kalır. Güzel görünmek için genellikle en güzel kıyafetleri, kokuları ve ayakkabıları severiz. Özellikle karşı cinslere göre, karşı cinsler için. Bazen onları etkilemek ve güzel şeylere başlamak için de bunu yaparız. Ancak yüzümüzü saklayarak çirkin ruhumuzu güzel kelimelerle örteriz. Lakin bir süre sonra çirkin yanımız bu yapay güzellikleri ve kelimeleri kaldıramaz ve acımasızca dökülür. İçimizde sakladığımız çirkinlik perdesini açar ve kendini gösterir. Her insan içinde çirkinlik vardır. Ancak bunu bastırabilenler toplumda değer kazanır. Şekle veya etiketlere inanmayı bıraktığımızda çirkinlik ortaya çıkacaktır. Halbuki ne hazineler ve defineler yıkıntılar arasında durur. Çirkinliğin yüzünü bilenler vardır ki, giysiler onları gözden gizleyemezler. Güzelliğin yüzünü önceden bilenler, çirkini elbiselerine bakmadan da tanıyabilirler. Bu kısa söyleşimi izlediğiniz için teşekkür ediyorum.